Evet. Şimdi gördüğünüz değirmen. Değirmenlerde usuldür, hep üstteki taş döner. Üstteki taşın dönmesinden dolayı da öğüttüğü üğünü, yani mısır veya buğdayı dışarıya atamaz. Bu nedenle ben yeni bir şey tespit ettim. Üst taşı değil de alt taşı dönzerdiğimiz zaman taşıma olayı tamamen basitleşiyor. İşte şimdi onu göstereceğim. Bakın, alttaki değirmen, alttaki taş dönecek. Şimdi bakıyoruz. Burada gördüğünüz küçük bir motor, yayık motor. Yani devri çok düşük olan, bir kahve bile olmayan bir motordan nasıl enerji alıyoruz? Koskoca değirmeni çeviriyoruz. Şimdi burada dikkat edilirse üst taşa istediğin kadar ağırlık koyabiliyorsun. Yani şu oluyor. Siz un yapmak istiyorsanız taşın üstteki durağın olduğu için üstüne istediğiniz kadar yük koyabiliyorsunuz. Yük koyduğunuz için de un haline getirebiliyor ürünü. Yani ister buğday, ister mısır. İşte burada gördüğünüz, yapmış olduğumuz değişiklik bu. Bu bir icat değil, sadece bir geliştirme. Evet. Buradan atıyorsunuz ürününüzü. Buradan inen ürün kol sayesinde dökülüyor. Ve burada öğütülüyor. Burada paletler altında süpürge olduğu için süpürge alıp ağızdan un halinde veya yarma veya ne istiyorsanız biber öğütün, salça yapın, salça yapmak için ne istiyorsanız hepsini yapabilme yeteneğine sahip. Evet.